Dijital dönüşüm dediğimiz konu aslında çok uzun süredir var olan bir konu ama tabii ki son zamanlarda daha popüler bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Baktığımızda saatlerimiz, telefonlarımız, her şey bir dönüşümün içerisinde. Hayatımız da bununla beraber dönüşüyor. Endüstriye baktığımızda ise aslında bu dönüşüm çok daha hızlı hareket ediyor. Çünkü çok daha hızlı üretmek istiyoruz, çok daha ucuz üretmek istiyoruz ve çok daha kaliteli üretmek istiyoruz. İşte bu yüzden de yeni teknolojiler edinip duruyoruz fakat siz de kendi şirketinizde muhtemelen yaşamışsınızdır. Bazı teknolojileri satın alıyoruz, sonra uygulayamıyoruz ya da entegre etmek noktasında problemler yaşayabiliyoruz. Bunun başlıca sebeplerinden biri aslında burada bir proje yönetim metodolojisi kullanmıyor olmamız. Evet, bir ihtiyacımız olduğunu görüyoruz ama o bugünün ihtiyacı. Yarının ihtiyacını göz önüne almadan bir teknoloji yatırımı yaptığımızda bu sefer yarın yeni ihtiyaçlarımız ortaya çıkabiliyor ve elimizdeki teknoloji buna yetmeyebiliyor. Aynı şekilde aldığımız bir teknoloji ihtiyacımızı hem bugün hem yarının ihtiyacını karşılıyor dahi olsa bazen onu uygulamak noktasında çok zorluk yaşayabiliyoruz. Edinilmiş bir ERP sistemi 5 yıl 6 yıl sonra %30 kapasiteyle çalışabiliyor. Bunu yapmanın yolu da aslında burada doğru bir proje yönetim metodolojisi izlemek. Siz ne yapmak istiyorsunuz, ihtiyaçlarınız neler, hedefleriniz neler ve en sonunda neleri elde edeceksiniz? Bunu en baştan bir şartname haline getirebilirseniz en sonunda proje bittiğinde belki 1 yıl, belki 2 yıl projenin büyüklüğüne bağlı olarak gerçekten bütün isterleri karşılamış olabilirsiniz. Biz de akıllı fabrikalar olarak aslında çözüm ortaklığı hizmetimizde bunu sunuyoruz. En baştan sizle beraber projeleri planlayalım. O teknoloji bugünün ve yarının ihtiyaçlarını karşılıyor mu kontrol edelim. Daha sonra da bu teknolojiden neler bekliyorsak bunu bir zaman planı içerisinde milestone'lara bölerek adım adım gerçekleştirelim diyoruz ve bu noktalarda size bir proje yönetimi desteği sunabiliyoruz.